Evet, merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün size akvaryumda neyi anlatacağım? Yosun olayını anlatacağım. Yorumlar gelmiş yine bazı videolara. Akvaryumunuzdaki yosunları nasıl temizliyorsunuz? Nasıl berrak oluyor? Bu yosunlardan nasıl kurtuluyorsunuz diye. Şimdi şöyle bir durum var. Sudaki değerler normal düzgünse, ışık fazla geliyorsa akvaryumumuzda yosun olur. Bu dünyada hani evrensel olarak normal bir şeydir. Bundan kaçınılmaz. Bunun için siz benim gibi botoz yavrularınız yoksa, melekler yumurtlamıyorsa yosun yiyiciler alıp akvaryumumuzdaki yosunları düşürebilirsiniz. Özel yosun yiyici balıklar satılıyor peşuklarda. Botozlar çok etkili olmasa da az bir şekilde yani %10'luk bir etki yapıyor. Ama şöyle bir durum var ki akvaryumunuz benim gibi büyükse, vatoz yavruları falan varsa, melekler mutluyorsa siz bunu şey yapamazsınız, yosun yiyici atamazsınız. Yosun yiyici attığınızda vatoz yumurtalarını da yerler şeyler, yosun yiyiciler. Ben nasıl bir şey yapıyorum? Ben nasıl bu kadar berrak yapıyorum akvaryumu? Nasıl yosunlardan kurtulmuş? Şu an aslında sadece ön cam biraz temizlenmiş. Yanındaki yosunlar duruyor arkadaşlar. Şu görüyorsanız şu yosunlara bakın. Her taraf yosun. Arka taraf da yosun. Bu yan taraf da yosun. Yani yosun aslında benimle kaçınılmaz bir şey. Çünkü akvaryum ışığı gündüzleri genelde hep açık. Annem izlemeyi sevdiği için hep akvaryum ışığını açık bırakıyor. Balıkları görmek için. Yosun tutuyor. Ben buna nasıl engel oluyorum? Şimdiki sorun bu. Çoğu şeyi temizledim. Aparat da aldım. Bu plastik akvaryumcuları satıran olmuyor. Sonra gittim şöyle bir 1'e 2 biçte aldım. Tabii bunu çocukların yapması çok tehlikeli. Kesinlikle büyük birilerinin, ebeveynlerin yapması lazım. Çocuklar kesinlikle bu işe girmemeleri lazım. Sonra bir tane jilet. O bu jilet hani jiletlikten işi bitmiş. Eski bir jilet. Yani çok keskin olmayan bir jilet. Çok keskin de olur ama tehlikeli olur. Sonra çıtanın ucunu arkadaşlar hızlı döktüm. Jileti yapıştırdım. Sonra tam ortasından bir tane vida attım arka tarafa. Sonra kurumayı bıraktım. Sonra bu jileti yıkadım. Yıkadıktan sonra yosun temizleyici bir çıtam oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu akvaryuma şöyle daldırıyorum. Görüyor musunuz? Şöyle çok güzel görüyorsunuz. Başlıyorum böyle aşağı yapmaya. Şöyle, şöyle, şöyle temizliyorum. Balıklara vurmadan dikkatli bir şekilde kameradan zor oluyor ama şöyle şu an gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Aynen böyle temizliyorum. Balıkları uzak tutmaya çalışıyorum. Aynen böyle. Şu an yukarıdaki kapaktan camı temizleyemiyorum ama kaçtı. Çünkü eğim yapmanız lazım. Eğmeniz lazım. Kesinlikle ebeveyn büyük biri olmadan bunu denemeyin. Bu aleti yapmayın. Evet. Şimdi tekerleri zor oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oluyor. Ben bunu ön camıma da yapıyorum. Bunu ben tasarladım. Şurada nekiler varsa hop hop hop. Balıkları uzak kaçsın şu jilet keser. Tertemiz oluyor. Şimdi çıtayı uzuk yaptığım için karşı tarafı da temizliyorum.
Matladım etrafını. O çıta çatlamıştı. O ayrılmasın diye. Şöyle. Yani jiletin çok keskin olmasına gerek yok. Yosun zaten. Dokundum mu gidiyor. Benim kaç aydır kullandığım jilet suya girip çıktı. Ucu çok kör yani. Şuna bakın. Evet arkadaşlar, bir 20 dakika ayırdığım sürece akvaryumu güzel bir şekilde temizliyorum. Aynen böyle. Yoruldu şimdi, bir taraftan kamera, bir taraftan şey. Görüyorsun, sana üst tarafı bayağı kirliydi. Nasıl temizlendiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bak, şu an şurada kalmadı. Ben size şimdi göstermek için yaptığım için biraz zor oldu ama. Alet bu. Bak şu an bayağı pas tutmuş. Güzel bir şekilde temizliyor arkadaşlar. Ben bunu aylık, haftalık olarak 10 dakika, 20 dakika uğraşıyorum. Camları temizliyorum. Biraz özellikle yosun tutsun diye bekledim. Yapmadım. Siz görün diye. Siz için iyi bir fikir olur. Kullanışlı. Yani o satılan aparatların ucunda da jilet var zaten. Peşoklarda çatı satılan. Dünya para vermeye gerek yok. Bu çıta zaten her yerde bulabilirsiniz. En fazla 2 lira, 3 liradır. Jilet de evde varsa ya da dışarıda alınabiliyorsa 2-3 liraya. En fazla 5 liraya olacak işler. 5 liraya güzel bir aparat yapıp akvaryumunuzun yosunlarını temizleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazın, beğenin. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hayırlı günler.